tıpış tıpış yürüsün ninni. Piş 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 piş. Ben çıkıyorum. Şu Cavit'i bulayım da bir görüneyim. Yattı bizim paranın üstüne. Tamam, bağırıp durma orada, uyuyor. O sabaha kadar bağırırken biz bir şey demiyoruz ya. Biz de o zaman uyuyoruz. Ya gitsene sen. Kovun bakalım, kovun. Oğlan geldi ya, babacımız dama atıldı. Hadi gittim. Cavit abi, dur hele. Gökte ararken yerde buldum seni. Merhaba Ökkeş, hayırdır, niye arıyorsun beni? Bilmezmiş gibi konuşma abi. Geçen de aldığım borç için. Bu hafta öderim dedin. Ökkeş, bende borcun kalmaz, bunu biliyorsun. Evet, bu hafta dedim, lakin tedarik edemedim. Bir sebebi var ki ödeyemedim. Kusura bakma. Ben ne bilirim senin sebebini abi. Sözünde dur. Pişman oldum verdiğime ya. Koskoca sürün var, sat birini öde. Ayıp ediyorsun Ökkeş. Hayvan sattık, parası yatmadı. Sıkıştık, 3 kuruş istedik. Yapma böyle. Vallahi ben anlamam abi. Benim de ihtiyacım var. Sözünde dur, borcunu öde. Tamam, ödeyeceğim. Bir gün daha ver bana. Sadece bir gün, yarın ödeyeyim. Bir gün? Peki. Yarın da ödemezsen bozuşuruz bak. Söylemedi deme. Sen de haklısın. Sözümüzü tutamadık. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bir çay ver Fazıl abi. Tamam Ökkeş. Çay çıkar mı Ökkeş ha? Ne ağası be, cıvık. Bir çay daha ver Fazıl abi. Tamam Ökkeş. Ne o be, sinirlisin? Cavit'e bozuldu. Bir aydır borcunu vermiyor. Şimdi rastladım, hala kıvırıyor. Yarın verecekmiş sözde. Koca sürüsü var kardeşim. 3 kuruş borcu ödeyemiyor muymuş? Ben de öyle dedim. Sat birini öde dedim. Hele yarın olsun. Ödemezse düşünürüz bir şeyler tertip. Sıkma canını ya. Ne oldu? Gördün mü Cavit abiyi? Gördüm. Yarın verecekmiş. Söz verdi, bakalım. Verir verir, dürüst adamdır o. Ya ne demezsin, yarın öbür gün derken bir haftadır sallıyor. Piş 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 piş. Vardır bir sebebi Ökkeş, bulamamıştır. Bulamamıştır, bulamamıştır. O zaman borç almasın kardeşim, dert mi bana? Hadi gir gir, soğutma evi. Güle güle. Cavit abi uğradı mı sabah? Uğradı. İçe içe bağla gitti. Eyvallah. Güle güle. Selamünaleyküm Cavit abi. Ve aleyküm selam Ökkeş. Ne haber? Haberler sende abi. Yarın dedin, yarın oldu. Yarın oldu da dün sağa sola bakındım, bulamadım be Ökkeş. Söz de verdik. Bakınmakla para bulunur mu be abi? Ben de bütün gün sağa sola bakınıyorum ama bir şey bulduğum olmadı. Haklısın. Bak beni iyi tanırsın.
Yalandan, dolandan, dedikodudan, kötülükten korktuğum gibi borçtan da çok korkarım. Bugüne kadar bir kişiye borçlu kalmamışımdır. Çünkü Allah'tan korkarım. Sana karşı çok mahcubum. Söz verdik, tutamadık. Masalı kes abi. Kısaca sen ödemiyor musun bugün borcunu? Bugün için evet. Ama bak... Bakamam abi. Çocuk gibi avutma beni. Yeter. Anlaşıldı. Sen bu borcun üstüne yatmaya niyetlisin. Kabahat bizdeki, güvendik sana, borç verdik. Keş, ben borç üstüne yatacak adam değilim. Lafını bil de konuş. Günde 5 vakit namazımda dua ediyorum. Ne olur beni kul hakkıyla, borçla huzuruna alma Allah'ım diye. O zaman öde abi. Bugün, yarın oyalama. Sadece 3-5 gün geciktirdim Ökkeş, insaf. Yoku bilmez misin sen? Bulamadım işte. Peki abi, anlaşıldı. Başka şekilde halledeceğiz bu işi. Ökkeş! Bak, severim seni. Delikanlı çocuksun. Yakışmıyor bu laflar sana. Sürüyü bırakamıyorum işte. Yardımcım da yok. Anlasana be kardeşim. Bunlar otlamazsa olmaz ki. Birinin hakkını korurken bu zavallıların hakkını çiğnemek istemiyorum. Bugün dışarı çıkmak yok. Hapis durum bir küçük. Ne yapalım? Ağrıma gitti laflar. Gidip para bulalım. Tertip, bugün de ödemedi borcunu bu Cavit ya. Ağzıma geleni söyledim geldim. 40 kere de söylesen ödemeyecek oğlum. Belli oldu o. Ne yapacağız peki? O vermiyorsa sen alacaksın kardeşim. Nasıl? Gir ağlına, al bir koyun, çık, laf mı yani? Sonra? Bahçede de büyütürüm artık ele güne karşı. Senin o paraya ihtiyacın mı var? Yok. Maksat ona zarar olsun. Kes ye be Tertip. Hatta yarısını bana ver, gidip beraber alalım. İyi fikir. Aşağı yukarı bir koyun değeri kadar borcu var sana değil mi? Ödeşirsiniz, olur biter. Sen de doya doya et yersin. Bekle bekle, bu ne ya? Yarısını da sen yersin. Ne zaman yapalım? Sürüyü çıkarıyordu az önce. Demir tavında dövülür. Hazır o yokken sürüye çıkmayanlardan bir tanesini alıveririz. Tamam. Sen eve git, masat bıçak falan al. Ağlı bir dolaş. Yarım saat sonra sizin köşede buluşalım. Tamam. Bağın arkasındaki ağaçta da yüzü veririz. Hadi ben gittim. Tamam. Tamam tamam. Geldim. Yaygaracı seni. Çok ayıp. Hemen ağlanmaz öyle. Acıkmış mı benim oğlum? Karnı mı acıkmış? Ondan mı ağlarmış? Dur bakalım. Tamam. Tamam. Nerede kaldın be? Dolaştın mı abi? Var mı bir terslik? Etrafta görünmüyordu. Gitmiş herhalde. Emin misin? Gitmiş mi? Para bulmaya gitmesin bu. Nereden bulacak? Sen bak işine. Doğru. Yürü o zaman. Borcunu vermemek neymiş, gör bakalım. Bak nasıl alıyorum alacağım. Ökkeş, hemen mi keseceğiz? Yok. İp bağlayıp kahvenin önünden bir geçiririz.
Tabii ki hemen. Bak yarısı benim ha. Konuştuğumuz gibi. Sonra caymak olmasın. Ulan amma uzattın ha. İstersen al hepsi senin olsun. Ben etin peşinde miyim? Maksat bana olan borcu kadar zarara sokmak. Götürmeyin sürüyü bu. Nereye gitmiş peki? Bize ne ya? Hadi gel. Ya bana bak. Ben de alayım mı bir tane? Saçmalama Rafet. Hırsız mıyız biz? Ya neyiz? Ne yapıyoruz biz? Ne bu? Alacak tahsili oğlum bu. Hadi. Hadi. Hangisini alalım? Fark etmez oğlum. Bir tanesini alalım işte. Kızım, annesi, bir sorun olacak. Buyur amca. Yavruna süt yerine zehir verir misin? O nasıl söz amca? Hangi anne böyle yapar? Haram lokma boğazından geçerse, sütün yavruna zehir gibi olur. Ben yemem haram şeyi. Ben de bırakacağım orayı. Kocana keş biraz sonra sana et getirecek kızım. Sakın o eti yeme. Haram ettir. Sakın yeme. Haram ettir. Evet, haram ettir. Alacak kızının koyununu kesip getirecek. Elini sürme o ete. Uyanınca unutma söylediklerimi. O et haram. Bu iyi hatırlatsın sana. Getirdiği eti sakın yeme. Hayırdır inşallah. Neyin hikmeti bu? Çabuk ol biraz. Bitti bitti. Sen sarmaya başla Hakkı'nı. Rafet bana bak. Evdekilere çaldık paylaştık falan deme ha. Ökkeş'in adağı varmış. Kestim yüzdüm yarısını bana verdi de. Olmaz. Çaldık diyeceğim. Çocuk gibi öğretme bana ya. Bir sus. Tamam ya. Söyleyelim dedik. Hadi ben hakkımı aldım kayboluyorum. Gerisini sen hallet. Tamam. Hadi. Güle güle. Afiyet olsun sana. Korkmuş gibi bakıyorsun. Yo.
Niye korkacağım ki? Hoş geldin. Hoş gördük. Al şunu. Git içeride kavur da yiyelim. Çok acıktım. Ne o? Elinin körü. Kavur dediğime göre ne olabilir? Et. Hadi çabuk ol. Et mi? Allah korusun. Elim bile sürmem ben ona. Sürmez misin? Niye? Haram et o. Cavit abinin koyununu çalıp kestiniz. Pişirmem ben o eti. Emine, asabımı bozma benim. Sana ne kimin nesini çalıp kestiğimden? Et getirdim. Pişir şunu. Sen yemezsen yeme. Ben yerim. Yemem. Allah korusun. Bebeğime de haram süt içirmem. Yemezsen yeme. Ben yerim. Al şunu git pişir. Dur. Dur bakayım kız. Sen o etin Cavit'in koyunu olduğunu nereden biliyorsun da boş boş konuşuyorsun? Kim dedi bunu sana? İnanmazsın ki. Sen de hele. Kimmiş o? Kim görmüş? Kimse görmemiş. Az önce şuraya uzandıydım. Rüyama nur yüzlü bir zat girdi. O dedi. Nur yüzlü zat ha? Sen aklını kaçırmaya başladın son zamanlarda. Salak salak konuşup durma. Benim canımı sıkma. Ne zatı? Yiyip yiyip yatıyorsun. Sonra da karabasanlar görüyorsun. Saçma sapan konuşma da git pişir şu eti. Hadi. Ben de biri gördü yetiştirdi sandım. Ökkeş. Vallahi gördüm diyorum. Yoksa nereden bileceğim koyunu çalıp kestiğinizi? Kafan öyle şeylere pek çalışır senin. Tahmin etmişsindir. Zat mat deyip şahitler tutma bana. Zırva bunlar. Zırvaysa... Bu ne peki? Ne o? Ne o ya? Sabah var mıydı böyle bir iz? Ne bileyim ben be. Sana mı bakıp duruyorum benim? Çalıya falan çizdirmişindir. Hayır. Rüyama giren o zat yaptı bunu işte. Kocan eve haram et getirecek. Sakın yeme dedi. Uyanınca unuturum diye de bu izi bıraktı. O mu yaptı bunu? Evet. Elinde çok güzel bir tüy vardı. Onun ucuyla boynumu çizdi. Ya git işine, akıllı mantıklı bir şey söyle. Rüya hayal, çizgi gerçek. Olacak şey mi? Yorganda iğne falan unutmuşundur sen. O çizmiştir. Hadi git pişir şu eti. Geberdim açlıktan. Saf mıdır nedir ya? Hadi kız. Mişmiş de mişmiş. Zat gelmiş de et harammış da. Unutursun demiş de. Millet aya gidiyor, biz nelerle uğraşıyoruz? Bir çay versene bana. Tamam abi. Mis gibi koktu be. Soğan da kes yanına.
Oo. Pek güzel. Sen yemeyeceksin. Hayır. Haram et yemem ben. Bebeğime geçer. Ya bak, sonunda kızdıracaksın beni. Bırak bu geri kafalılıkları. Çaldımsa, kestimse alacağıma karşılık kestim. Ödeseydi o da borcunu. Her borcunu ödemeyenin evine girip hırsızlıkla mı alacağız borcumuzu? Onun rızası, helalliği olmadan koyununu almak harama girmez mi? Girmez. Bir de helallik mi isteyeceğim? Ben ona olan borcumu helal ettim mi ki? Öyle böyle borcunu ödeyecek nasıl olsa. Sen ona koyun borç vermedin ki karşılığında koyun alasın. Para verdin. Parasını mı çalsaydım ya? Git işine ya. Bir şey çalman gerekmez Ökkeş. Borç ayrı, hırsızlık ayrı. Sen onun haberi olmadan malını çaldın. O et haram. Vallahi tadı hiç fark etmiyor. Haram et öyle lezzetli ki. Oh be. Ne zamandır bu kadar güzel yemek yemediydim. Kaldı mı da? Kaldı. İyi. Akşama yemek yapma bana. Onu yiyeceğim. Çok yedim galiba ya. Bir su ver bana. Oldum ben Emine. Çok yedim galiba. Çok yemedin. Haram yedin. Hala ne diyor ya? Karnım kopacak sanki. Ağrıyor Emine. Çık bahçeye bir dolaş. Bir çay yapayım mı? Yok yok. Çay mı içecek halim yok. Of. Ölüyorum. Ölüyorum. Ah Ökkeş. Şimdi bir şey diyeceğim yine kızacaksın. Deme öyleyse deme. Biliyorum ben ne diyeceğini. Hayvan mı hastaydı acaba? Midem kopacak sanki. Götür dök şu nalet eti. Uğursuz kademsiz herifin eti de nalet olur tabii. Bende kabahat. Götür köpek yesin. Peki. Aman Allah. Ökkeş. Ne? Bak. Götür şunu. Dök demedim mi ben sana? Nesini gösteriyorsun? Bir bak hele. Emine bu ne? Bayıla bayıla yediğin et işte. Haram et. Pişirmediğim de aynen böyle. Allah'ım. Allah'ım ben bunu nasıl yedim? Emine. Buyur. Kalbini kırdım. Sözüne kulak asmadım. Kusura bakma. Benim sözüme kulak asmadın ama Allah-u Teala sana acıdı ki gösterdi hemen karşılığını. Rüyanda seni uyaranlar beni de uyarmış aslında. Hatamı söylemişler de ben anlamak istememişim. Dedikleri doğruydu. Dediğin doğruydu. O et haramdı. Yarın gidip Cavit abiden helallik isteyeceğim. Affederse ne âlâ. Borcu morcu da yok artık.
her şerde bir hayır vardır diye boşuna dememişler. Bak, bir şerden hayır doğdu. Bundan böyle sadece Cavit değil, herkesin helalliğini al Ökkeş. Harama el uzatma. Helal sana hak kılınandır. Hakkın kadarına razı ol. Haram hak değil. Tövbe. Bundan böyle tek bir lokma haram girmesin boğazımdan. Helalin bereketi haramın bolluğundan evladır. Allah korusun. Buyur Cavit abi. İyi akşamlar Emine. Ökkeş evde mi? Ökkeş, evet evde. Bir çağrı ver gelsin. Peki. Kimmiş Emine? Cavit abi. Oo, Cavit abi. Buyur. Sana olan borcum. Geciktik, kusura bakma. Buyur para. Para mı? Abi, ben bu parayı kabul edemem. Edemem mi? Niye? Abi, geç içeri anlatayım. Bir çayımızı iç. Abi, büyük bir cahillik ettim. Affedersen büyüklük senin. Etmezsen halim ne olur bilemem. Abi hele bir geç içeri. Helalleşmeden bırakmam. Geç. Al paranı işte, helalleşelim. Daha ne Ökkeş? Abi boş ver parayı pulu. Parası batsın. Gel içeri. Gel. Cavit abi hele bir gel. Geç abi. Gel anlatsın.